Bizim bugünkü konumuz aslında aşağıda gezdiğiniz sergiden biraz daha farklı. Biliyorsunuz aşağıdaki sergi salgın esnasında Fransa'nın kuzeyinde Normandiya'da yaşayan David Hockney'nin yaptığı resimler üzerine. Dolayısıyla son dönem resimleri, eserleri üzerine bir sergi. Fakat benim size yapmak istediğim konuşmanın içeriği Hockney'nin çok daha önceleri, erken dönemleri, 1960'lı, 1970'li yılları. David Hockney çok önemli bilinen bir star, bir isim. Fakat David Hockney neden star oldu? Yani sanat tarihine neler kattı da böyle bir isme, böyle bir mertebeye ulaştığına dair aslında çok da bir şey yok, genel bir bilgi yok aslında. David Hockney bu kadar basit, bu kadar yalın resimler yapıp da nasıl bu kadar önemli bir insan oluyor? 60'lı ve 70'li yıllardaki eserler üzerinden biraz buna değinmek istiyorum. Fakat bu konuşmanın başlığı olan sallanan 60'lar, İngiliz popüler kültür tarihinin işte yakın 2. Dünya Savaşı sonrası tarihinin önemli bir dönemi İngiltere'de 1960'lı yıllar. 2. Dünya Savaşı sonrasındaki işte baby boom dedikleri işte yeni doğan kuşağın olgunlaştığı bir dönem 1960'lı yıllar ve 1960'lı yıllarda bu savaş sonrası doğan kuşağın bir şekilde içinde yaşadıkları toplumu değiştirmeye yönelik bir kaygısı, gayesi olduğunu görüyoruz. Geçmişe karşı, geleneğe karşı bir tavır içinde oluyorlar. Çünkü geçmişe baktıkları zaman, onları doğuran annelere, babalara, önceki kuşaklara baktıkları zaman o kuşakların dünyaya getirdiği yeri görüyorlar. İkinci Dünya Savaşı, atom bombaları, soykırımlar vesaire gibi şeyler. Dolayısıyla bunlar bir şekilde bir bilince vardıkları zaman bu dünyayı değiştirmek gerekiyor diyorlar. Amerika'da bu çok önemli biliyorsunuz. 1960 kuşağı, 60 yılların ortasında şekillenen Amerika'da çok daha siyasi bir mevzudan bahsediyoruz. Amerika'da 1960'lı yıllar aynı zamanda karşı kültür dediğimiz bir olgunun olgunlaştığı yıllar. Afrika asıllı toplumun kendi hak iddialarının olduğu, siyasi eylemler yaptığı yıllar. İngiltere'ye baktığımızda İngiltere'de ırksal bir mevzu yok. Yani Amerika'da olduğu gibi bir ırk ayrımcılığına dayalı bir 1960 sallanması görmüyoruz İngiltere'de. Fakat İngiltere'de 60'lı yıllar sallanıyor. 60'lı yıllarda sallanmasının nedeni kültürel bir alandan kaynaklanıyor aslında. Bu bahsettiğimiz baby boom, savaş sonrası doğan kuşak bir şekilde kültürel alanda kendilerine bir özgürlük alanı yaratmaya çalışıyorlar. Bu alan sanat oluyor elbette, müzik oluyor elbette, edebiyat, şiir gibi alanlar üzerinden ilerliyorlar. Doğrudan siyasi bir mücadeleye katılmaktan ziyade böyle bir alan yaratıyorlar. Ve sağlanan 60'lar dediğimiz şey bu aslında özünde. Bu modaya da yansıyor mesela. Özellikle modaya baktığımızda İngiltere'de özgürleşen genç kadın tiplemesini görüyorsunuz. Twiggy diye bir manken çıkıyor mesela. İşte o incecik kürdan tipli manken tiplemesi çıkıyor. Veya işte mini etek modası söz konusu olmaya başlıyor. Mini etek dediğimiz şey aslında kadınların erkekleri baştan çıkartmaktan ziyade kadınların daha serbest, özgürce toplum içinde dolaşmasının bir sembolü oluyor aslında. Ve İngiliz toplumuna baktığımızda çok ahlaki bir toplum kağıt üzerinde en azından ve çok geçmişten gelen o ahlaki birikim, toplumsal değerlere karşı bir mücadele sağlayan 60'lar ve David Hockney bu 60'lar içinde çok önemli bir yere sahip. David Hockney'in sanatına baktığımızda, yani 1950'li yılların ikinci yarısında öğrenciyken yaptığı ilk resimlerden, işte günümüzü aşağıdaki resimlere kadar ki sanatsal üretim sürecine baktığımızda çok siyasi bir unsur görmezsiniz. İşte çok tatlı, renkli resimler, işte arkadaşların, ailelerin portreleri, manzara resimleri vesaire falan gibi şeyler görürsünüz. Fakat bugün değinmek istediğim konu, Hockney'in 1960'lı yılların başında sahip olduğu kendine özgü özellikler üzerinden girişmiş olduğu siyasi bir mücadele aslında. Doğrudan siyasi bir yeni bayrak alıp da bir polisle, devletle çatışma içine girmiyor tabii ki. Sanat, kültür alanından, kendi faal olduğu alandan, resim sanatı üzerinden çok enteresan bir mücadele biçimi benimsiyor David Hockney. Bugünkü konumuz bu olacak. Bu sigara mevzusunu geçelim. Bu yaşta bile çok işte aktif bir şey, muhalif bir adam aslında sigara konusunda da. Bir dakika. Şu Eminönü'nden aldığım 10 liralık gözlüğü takıp, bir dakika. Evet.
Tabii İngiltere'ye baktığımızda İkinci Dünya Savaşı sonrası İngiltere'sine pop art dediğimiz bir olgu söz konusu oluyor. Pop art dediğimiz akım aslında genel kanaat olarak Amerika'da olgunlaşmış olarak kabul edilir. İşte Amerika'da Tom Wesselman'lar, Roy Lichtenstein'lar, Andy Warhol ile pop art çok gündeme gelecek. Fakat pop art asıl İngiltere'de ortaya çıkıyor. Bu gördüğümüz Eduardo Paolozzi isimli bir sanatçı. Eduardo Paolozzi İskoçya doğumlu, İtalyan asıllı bir sanatçı. İkinci Dünya Savaşı'nı çok ağır travmalarla atlatmıştır. Çünkü İtalyan asıllıdır ve İtalya 1940 yılında savaşa girdiği zaman İngiltere'ye düşman olarak İngiltere'de her ne kadar İngiliz vatandaşı olsa da İtalyan asıllıların toplama kamplarına kapatıldığını görüyoruz. Ve çünkü potansiyel düşman olarak gözüküyorlar ve Eduardo Paolozzi'nin babası ve amcası da artık İngiltere'deki toplama kampları yetersiz kaldığı için İngiliz hükümeti Kanada ile anlaşıyor ve binlerce İtalyan asıllı İngiliz vatandaşını Kanada'ya gemilerle yollarlarken Eduardo Paolozzi'nin babası, amcasının olduğu gemi bir Nazi, bir Alman denizaltısının torpidosu batırılıyor ve ölüyorlar amcası, babası. Böyle bir travmatik bir şey var. Savaş deneyimi var Eduardo Paolozzi'nin. Neyse bu çok alakasız bir konuydu. Niye söyledim bilmiyorum. Neyse 1947 yılında savaş bittikten sonra Paris'e gider Eduardo Paolozzi. Çünkü Paris hala sanatın merkezi olarak kabul ediliyor. Savaşın bütün yıkımını yaşamış olmasına karşın ve Paris'e gittiği zaman Eduardo Paolozzi bir Amerikan popüler kültürünün modasını görüyor orada. Çünkü Fransa'da hala binlerce Amerikan askeri duruyor. Binlerce Amerikan askeri de gündelik hayatlarını hala devam ettiriyorlar. O yüzden Amerika'dan işte gündelik basın, magazinler, dergiler vesaire falan geldiği için Amerikan popüler kültürü Fransa'da çok moda o dönemde. Ve Eduardo Paolozzi Paris'e gittiği zaman Amerikan popüler kültürüne dair koleksiyonlar yapmaya başlıyor. İşte Amerikan dergilerinden çeşitli imgeler koleksiyonu yapıyor ve böyle resimler yapmaya başlıyor. Bu gördüğünüz resim 1947 yılında Paolozzi'nin yaptığı bir resim. Ben bir genç adamın oyuncağı, zengin bir adamın oyuncağı idim. Buna baktığımızda işte dergilerden falan kestiği imgeler. Burada bir kadın görüyorsunuz, itiraflarda bulunuyor gördüğünüz üzere. İşte aşağıya baktığınızda Coca-Cola markası, sola baktığınızda Amerikan ordusunun savaş esnasında bağış toplamak için işte bastığı posta kartlarını falan görüyorsunuz. Yukarıda ise kadına bir silah uzanmış durumda. Silah ateşleniyor, gerçek diye bir pop diye bir şey çıkıyor ibare. 1947 yılında ve pop art'ın öncüsüdür o yüzden. Pop art ismini vermiş bir resimdir. Bu 1947 yılından bahsediyoruz. Daha sonra Eduardo Paolozzi, inşallah David Hockney'e geleceğim bir dakika. Eduardo Paolozzi Londra'ya döndüğü zaman 40'lı yılların sonunda, bir saniye şunu büyüteyim. Bir grup kuruyor, Independent Group diye bir grup kuruyor ve Independent Group'a baktığımızda bunların kurulma gayesi şu, bayağı entelektüel, tefekkür alanında faal olan bir grup aslında. İşte bu gördüğünüz Richard Hamilton sanatçı katılıyor, birçok İngiliz düşünür, felsefeci, sosyolog vesaire falan katılıyor ve bunlar konferanslar düzenliyorlar ve düzenledikleri konferansların amacı şu, yüksek kültür ile, yani yüksek kültür dediğimiz mesela Sabancı Müzesi'ne gelip sergi gezmek falan. Yüksek kültür ile kitle kültürü arasında hiyerarşik bir ayrım olmadığını iddia ediyorlar. Yani işte bir çizgi roman ile bir Superman çizgi romanı ile bir Leonardo da Vinci'nin resmi arasında hiyerarşik olarak bir ayrım yoktur diyorlar mesela. Bu çok enteresan bir tavır. 1950'li yılların başında ve kitle kültürünün en az tırnak içinde yüksek olduğuna dair yanlış bir ezber üzerinden üstümüze tahakküm kurmuş olan o kutsal isimlerin hiç de önemi olmadığını iddia ediyorlar. Gazetede bir gündelik basındaki bir karikatüristin algılanmasındaki değer ile atıyorum Leonardo da Vinci'nin resimlerinin algılanmasındaki değer arasında çok da fark yok. Gibi bir durum. Ve bunun sanata şöyle yansıdığını görüyoruz. Demin Eduardo Paolozzi'nin resmine baktığımızda gündelik basından imgeler veya ondan 9 sene sonra bu Independent grubunun önemli ismi Hamilton'ın resmine baktığımızda yine İngiliz gündelik basından kestiği fotoğraflar, imgeler ile oluşturulmuş bir kolaj görüyorsunuz burada. Üst üste yapıştırılmış ve ismi de ilginç. Bugün evlerimizi bu kadar farklı ve çekici kılan nedir?
Burada o dönemin 1950'li yılların ortasında İngiltere'nin ünlü bir vücut geliştirme sporcusunu görüyorsunuz çıplak bir şekilde. Elinde bir tenis raketi var. Tenis raketin orada pop yazıyor mesela. Bu da işte pop art'ın yine öncü şeylerinden, eserlerinden biri. Ve David Hockney'e baktığımızda bu Eduardo Paolozzi'nin kurmuş olduğu ve uzun seneler yani en azından 50'li yılların ikinci yarısına kadar sürmüş ve İngiliz kültürel hayatına yönlendirmiş, damga vurmuş olan bu farklı bakış açısının etkisinde kaldığını görüyoruz biraz David Hockney'nin de. Bu neden önemli? Çünkü enteresan, tabii bu Independent grubun dünya görüşüne, sanat görüşüne baktığımızda sadece estetik alandan veya kültürel alandan bir şeyler iddia etmeye çalışıyorlar. Ahlaki alandan, siyasi alandan bir şeyler demiyorlar aslında. Fakat çok ince, nazik, çok zekice bir durum var aslında. Bahsettiğim bütün alanların kökeninde kültür dediğimiz şey var. Şey denmez normalde akademik bir dilde, ne diyelim, kültür dediğimiz olgu mu diyelim. Neyse, kültür dediğimiz olgu nedir aslında? Hepimiz bir fiziki dünya içinde yaşıyoruz. Ve içinde yaşadığımız fiziki dünya dediğimiz yer doğa aslında. Biz de doğanın bir parçasıyız. Fakat bir noktada insan dediğimiz varlık kendini doğanın üstünde görmeye başlıyor. Sahip olduğu aklı kullanarak doğa üzerinde bir tahakküm, hakimiyet kurabileceğine dair bir yolda ilerlemeye başlıyor insan dediğimiz şey. Ve kültür dediğimiz şey çıkıyor. Hep bahsettiğim örnek biraz şey öğrencilerimiz de var. 20. kere bu örneği dinleyeceksiniz ama ağaç doğadır. Bizim aklımızı kullanarak ağaca yaklaşıp onu dönüştürmemiz, mobilya yapmamız kültürdür mesela. Ve böyle bir durum var ve bu şeyler, bu popüler kültürün önemsenmesi aslında bir şekilde kültür dediğimiz olgunun da o kadar yükseklerde bir şey olmadığını göstermeye çalışıyorlar. Ve David Hockney bu ortamda Kraliyet Sanat Okulu'nun öğrencisi, Royal College of Art'ın öğrencisi ve Royal College of Art İngiltere'nin en prestijli sanat okulu. Oraya girmek önemli. Oraya girdikten sonra orada öğrenciyken de yaptığınız faaliyetler önemli. Çünkü İngiltere'deki işte galeri sahipleri vesaire falan art dealer'lar işte kurt gibi bakıyorlar falan. En önemli okul buradaki öğrenciler iyi mi kötü mü erken kapatayım vesaire bilmem ne. Öğrenciyken yaptıkları sergiler de çok önemli oluyor ve Hockney henüz bu okulda öğrenciyken sergilere verdiği resimlere baktığımızda yavaş yavaş o gençliğinin içindeki heyecanı görmeye başlıyoruz. Ve aşağıda gördüğünüz işte biraz Van Gogh etkili ağaç doğa resimlerinden çok daha farklı resimler karşımıza çıkıyor. Aşağı ağaç doğa resimleri falan yanlış anlamayın diye aşağıdaki resimde şey etmedim yani. Bir dakika. Şunu büyüttük galiba. Orijinali bitirelim. Evet. Mesela bu resim enteresan. Hockney'in öğrenciyken yaptığı, 1959 yılında yaptığı bir resim. Bir iskelet görüyorsunuz burada. Hiç Hockney'e benzemiyor. İşte Hockney'in o renkli, coşkulu hali hiç yok. Fakat tabii ki bir önemli, yani ciddi bir sanat okulunun en önemli şey eğitim alanı biliyorsunuz anatomidir. Figür resmetmek, figür çizmek çok çok önemlidir. Bir sanatçının kabiliyetli olup olmadığı, yaratıcılıktan bahsetmiyorum, teknik olarak kabiliyetli olup olmadığını anlamak için onun insan figürünü nasıl resmettiğine bakarsınız. Çünkü insan figüründe çok önemli ayrıntılar vardır, oranlar çok önemlidir. O yüzden anatomi dersi, oturursunuz 212 tane kemiği ezbere öğretirler falan ciddi sanat okullarında öğrencilere. Ve bu mesela böyle bir çizim yapıyor David Hockney. Bu esnada Kitaj diye bir Amerikalı öğrenci var. Royal College of Art'ta Kitaj da çok önemli bir ressam olacak. Daha sonra Kitaj bu resme baktığı zaman kendinden geçiyor. Bir iskelet yorumu, farklı bir açıdan yorumlanmış bir iskelet yorumu ve para verip satın alıyor. Şeyden, Hockney'den. Hockney Kitaj'a dair yanlış bir izlenime sahip oluyor. Herhalde çok zengin bir Amerikalı falan. Yani bu abuk subuk resmine para ödedi falan diye. Daha sonra Kitaj'la yapılan röportajlara baktığınızda bilmiyorduk ki benim karım var, çocuğum var, açlar, fakirler. Ona rağmen ben buna para ödeyip aldım falan. Hockney'in ne kadar önemli şey yaptığımı anlamamıştı falan diye. Böyle bir durum var. Öğrenciyken bile Hockney dikkatleri çekiyor aslında. İşte böyle resimlerde yapmaya başlıyor. 1960 yılında yaptığı bir resmi görüyoruz David
Hockney'nin 61 yılında mezun olacak zaten. Fakat öğrenciler arasında o dönemin önemli, prestijli, işte bugünkü İstanbul'daki Beys veya Mamut gibi diyelim, sergiler oluyor. Young Contemporaries vesaire falan diye buradaki Royal College of Art öğrencileri bunlara katılıyorlar, ediyorlar ve Hockney'nin bu sergilere verdiği resimlerden biri bu. Şimdi bu resme baktığımızda anlamlandırmak zor biraz. Hockney resimlerine de çok benzemiyor. Fakat Hockney'nin 60'lı yılların başındaki Hockney yapan resimlerden biri aslında. Biraz açıklamak gerekir. Yapışkanlık diye bir ismi var. Hockney eşcinsel. Ve 1937 doğumlu. Dolayısıyla burada 23-24 yaşlarında bu resmi yapıyor ve kendisi cinsel eğiliminin farkında artık bu dönemlerde. Bu resme baktığımızda Hockney'nin iki erkek, o dönemdeki sevgilisi olan bir erkek ile cinsel bir ilişkisini görüyorsunuz aslında. İşte şeylere dikkat ettiğinizde böyle ağızlara vesaire falan böyle işte 69 pozisyon diyoruz artık. Neyse öyle bir durum var. Ve öyle bir şey resmediyor. Ve iki erkek olması çok önemli. Çünkü İngiltere'ye baktığımızda erkek eşcinselliği büyük bir tabu. Yasak, kanunen yasak, hapse atılıyorsunuz ve kamuya açık yerlerde iki erkeğin işte samimi olması değil, iki erkeğin kapalı yerde kendi evleri içinde bile ilişkiye girmeleri yasak İngiltere'de. 1967 yılında değişir. 67 yılında değiştiği zaman da 21 yaşından yukarıdaki iki erkek, yukarıdaki değil, 21 yaşından daha yaşlı iki erkek evet ilişkiye girebilir. Fakat üçüncü kişi göremez falan gibi şeyler var falan. Neyse bu dönemde devletin en önemli sanat okulundaki sergide bu resmine katılır David Hockney. İşte bu yüzden siyasi bir mücadele başlatır. Çünkü eşcinsellik, LGBT mevzuları siyaseten yasak İngiltere'de o dönemde. Dolayısıyla siyaseten yasak olduğu için, kanunen yasak olduğu için bu kanunlara, bu bakış açısına bir mücadele alanı yarattığı için siyasidir aslında David Hockney. Dolayısıyla David Hockney'in erken dönemlerindeki çok da dile getirilmeyen, çok da bilinmeyen hakikaten mücadeleci siyasi bir tavrı var aslında. Bu resme baktığımızda çok ayrıntılarına girmeyeceğim. Çok vaktimiz yok. Bayağı da daha şey galiba. Neyse. Şeyde bu resme baktığımızda mesela David Hockney Walt Whitman hayranıdır. Walt Whitman bir Amerikalı şair. 19. yüzyılda yaşamış bir şairdir. Walt Whitman, işte Çimen Yaprakları diye şiir kitabı vardır. Türkçe'de çevrildi, İş Bankası yayını çevirdi iki cilt halinde. Bu Çimen Yaprakları isimli şiirine baktığınızda Walt Whitman'ın kendi iç dünyasını enteresan, kapalı bir şekilde ifade ettiğini görürsünüz. Çünkü 19. yüzyıl Amerika'sında Walt Whitman'ın işte geleneksel o şey karşı cinslerin ilişkilerine dair onlardan uzak durduğunu gösterecek bir cesareti yok. Aşık olduğu insanlar var. Onların isimlerini zikredemiyor. Onların isimlerini zikredemediği için de onların isimlerinin baş harflerinin İngiliz alfabesindeki yerlerini numaralandırır. Walt Whitman'ın bu Çimen Yaprakları şiirini okuduğunuzda mesela birisine seslenirken atıyorum 37 falan der. O işte 3C ile başlayan veya işte 7. harfle falan devam eden bir isimdir aslında. Gizler çünkü. Ve David Hockney de bir Walt Whitman hayranı olduğu için bu resme baktığınızda soldaki adamın kendisi olduğunu görüyorsunuz mesela. D 4. harf, H de 8. harf, 48 David Hockney aslında. Yanında da 23-23 var, bilmiyoruz onu kimi kastettiğini. Dolayısıyla gayet cesur ve şey bir iş, siyasi bir iş aslında ve devlet okulunda bunun sergisini yapıyor. Bu resme baktığımızda 1961 yılında yine öğrenciyken yaptığı bir resmi görüyorsunuz. Şimdi bu resimlere baktığınızda koskoca İngiliz Kraliyet Okulu'nda 4 sene okumuşsun, mezun olurken böyle mi resimler yapıyorsun falan diyebilirsiniz. Evet, fakat şöyle bir durum var. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, güldürmeyin beni, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra biliyorsunuz hem Avrupa'da hem Amerika'da soyut sanat çok moda olur. Soyut sanatın bu kadar çok moda olmasına dair sanat tarihçileri geliştirdikleri tezlere baktığımızda çok yani göreceli bir alan sanat tarihi öyle bir pozitif bir bilim olmadığı için fakat genel olarak şöyle bir kanaat var psikolojik açıdan yaklaşırlar. Çünkü bu batılı sanatçılar Avrupa'da baktıkları zaman mensup oldukları kültürün, mensup oldukları medeniyetin en nihayetinde demin bahsettiğim gibi
atom bombalarıyla, soykırımlar ile neticelendiklerini gördükleri zaman veya işte milyonlarca Almanın öldürüldüğü, kentlerin haritadan silindiği bombardımanları falan gördükleri zaman kuşku duymaya başlarlar. İçinde yaşadıkları fiziki dünyadan kuşku duymaya başlarlar ve o yüzden bambaşka bir dünyayı görselleştirmek isterler. Soyut sanat. Soyut sanata baktığımızda içinde yaşadığımız fiziki dünyayı herhangi bir gönderme yapmayan sanat anlamına geliyor aslında. Fakat bu travmayı başka türlü bir şekilde atlatmaya çalışan bir Fransız sanatçı vardı, Jean Dubuffet. Jean Dubuffet'e baktığımızda onun enteresan bir hikayesi var. Almanların Fransa'yı 1940 yılında işgal ettikten sonra sanatı bırakır. Çok zeki bir adam. Şarap sektöründe aynı zamanda Alman ordusuna şaraplar satarak büyük paralar kazanır. Yani işgal ordusuna o ayrı. Neyse 44 yılında kurtuluyor biliyorsunuz Paris ve 44 yılında kurtulduktan sonra Jean Dubuffet tekrardan resimler yapmaya başlıyor. Fakat yaptığı resimler böyle resimler. Bu resimlere baktığınızda da bu ne falan diyeceksiniz. Fakat Jean Dubuffet işte bu travmayı böyle atlatıyor. Çünkü Rönesans'tan beri süregelen o plastik değerler işte vesaire falan, o derin çok önemli insanların başrolünü oynadığı o hikaye en nihayetinde İkinci Dünya Savaşı neticelenmiş. Dolayısıyla o hikayeyi reddetmek gerekiyor. O hikayeyi reddedenler çocuklar veya deliler. Çocuklar çünkü henüz o hikayenin çarklarına girmemişler, eğitim yaşına gelmemiş çocuklar. Deliler ise zaten o hikayeyi baştan reddettikleri için deliler tırnak içinde. Dolayısıyla çocukların ve delilerin yaptığı resmi önemser Jean Dubuffet. Çünkü işte o şeyler, o insanlık suçlarına yol açan medeniyeti reddetmektedirler. Jean Dubuffet'in resimlerine baktığımızda çocuk veya deli gibi resimler görürsünüz işte. Halbuki gayet de tırnak içinde iyi ressam, yani iyi derken anladınız. İşte böyle resimler falan yapıyor ve David Hockney'e baktığımızda da aslında Jean Dubuffet etkisi görüyorsunuz biraz bu resimlerde. Dolayısıyla sadece kendisinden çıkmış bir plastik bir anlayış yok. Hakikaten arbürü dediğimiz Fransızca'da ham sanat, yani Jean Dubuffet'in ham sanat dediği akımdan da etkileniyor aslında. Bu resimlere baktığınızda 3 yaşında bir çocuğun yapmış olduğu resimler gibi görebilirsiniz aslında. Fakat diğer yandan da baktığımızda yine iki genç erkeğin tutkulu bir şekilde birbirine olan bağlılığını görüyorsunuz bu resimde. Bu Walt Whitman'ın şiirini koymuştum. Niye koydum? Yani sanki okuyacağız şimdi. Şeydi, bir saniye. Mesela provokatif resimler de yapıyor David Hockney. Onun 1960'lı yılların başında, 61 yılında ereksiyon resimleri vardır mesela. İşte kendince yorumladığı, görselleştirdiği ereksiyon. Burada karşımızda o sallanan 60'ların cinsel devrimi çıkıyor aslında. Cinsel devrim dediğimiz olgu, İngiltere'de çok önemli. Evet, Amerika'da da çok önemli fakat İngiltere'de de çok önemli. Ve baktığımızda şöyle şeyler var mesela. Günümüzde bizim toplumumuzda bile çok hoş karşılanmayacak şeylerin normalleştirilmesi, işte çıplaklığın, çıplak olmanın doğallığı, işte sevişmenin, fiziki birleşmenin doğallığı, mahrem hayatımıza sıkıştırılmaması gerekliliği, onun dışında insanın kendi bedeninden utanmaması gerektiği, insanın kendi bedeninden duyduğu hazdan utanarak o mükemmel hazı kapalı alanlarda yaşamaması gerekliliği vesaire falan gibi. Cinsel devrim dediğimiz şey 60'lı yıllarda Londra'yı, İngiltere'yi böyle sallıyor. Veya mastürbasyon yapmanın hiç de ayıp bir şey olmadığı meselesi falan gibi şeyler. 60'lı yıllarda bunlar çok tabu meseleler. Özellikle hala kılcal damarlarını Elizabeth ahlakını yaşayan İngiliz toplumu için bayağı tırmalayıcı şeyler ve hoş karşılanmıyor. Dolayısıyla David Hockney'in oturup da ereksiyon diye böyle resimler yapması bayağı provokatif. Yani bugün 2022 yılında baktığımızda peki bunu çok anlamlandıramayabiliriz. Fakat işte sallanan 60'ların o dönemdeki ahlaki değerleri içinde Hockney'in bu ereksiyon resimleri bayağı bir aslında mücadele resimleri oluyor. Anlatabiliyor muyum? Bu enteresan bir resmi David Hockney'in pop art'tan çok da etkileniyor aynı zamanda. İşte demin gördüğümüz Hamilton'lardan, işte Eduardo Paolozzi'lerden vesaire böyle resimler de yapar. Bu bir çay markası, işte annesinin çok sevdiği bir çay markası vesaire falan. Bu tarz resimler de yapıyor. Biraz hızlı geçebiliriz.
Şöyle bir durum var. Hockney 61 yılında New York'a gider. New York'a gittiği zaman bambaşka bir dünya aslında. Ve New York'a gittiği zaman biraz da tanınmakta. Andy Warhol ile tanışacak New York'ta. Andy Warhol, Dennis Hopper mesela. Dennis Hopper öldü geçen kaç sene önce öldü bir sinema oyuncusu biliyorsunuz. 60 yıllardan sonra Amerikan alt kültürünün çok önemli figürlerinden biridir. Andy Warhol'un ekibinde yer alır vesaire falan ve 61 yılında bu ekibin içine girer. O tadı alır David Hockney. O tadı aldıktan sonra mesela İngiltere'ye döndükten sonra saçını Andy Warhol gibi sarıya boyamaya başladığını görürsünüz. Hala da sarıya boyuyor. Yanlış anımsamıyorsam değil mi? Sarı mıydı? Beyazdı galiba ama. Neyse böyle bir durum var. Ve Amerika'ya gittikten sonra içinde yaşadığı İngiliz toplumunda bazı eksiklikler olduğunu sezmeye başlayacak David Hockney. Bir yandan zaten içinde bastırmak durumunda olduğu cinsel tercihleri yüzünden içinde yaşadığı topluma dair bir enteresan karşı bir tavrı var. Fakat diğer taraftan sırf cinsel tercih meselesi değil, Amerika'da çok daha hareketli, enteresan bir popüler kültür var. Ve ona da çok öykünmeye başlayacak 61 yılından sonra. Mesela Amerika'ya gittiği zaman böyle bir dergi görür. 61 yılında New York'a gittiği zaman Physic Pictures diye bir dergi. Bu 50'li yılların sonunda 60'lı yıllarda erkek eşcinselliğinin en sembol süreli yayınlarından biridir. Böyle yakışıklı, kaslı, yağız delikanlıların böyle işte çıplak pozlar verdiği falan dergi. Ve David Hockney buna hayran olur çünkü İngiltere'de bunlar yasak. İngiltere'de böyle şeyler yok o dönemde. Ve şaşırır falan ve nasıl özgür bir ortam var burada vesaire falan. Abonesi olur bu derginin. Bu dergi kapalı zarflarda falan İngiltere, Londra'ya gelir her ay David Hockney abonesi olacaktır. Ve David Hockney'in bu dergiden yola çıkarak böyle resimler yapmaya başladığını görürüz. Bu resim enteresan bir resim. David Hockney'in hakikaten erken dönemlerindeki en provokatif resimlerinden biri neden? Pek bir şeye benzemiyor şimdi baktığınızda. Oturup da evinizi salonunuzu asmazsınız. Fakat David Hockney'e batırdık. Yukarı baktığınızda demin gördüğünüz derginin işte şeyi görüyorsunuz ismini yarım bir şekilde. Altta yine o dergilerdeki adamlardan biri. Bir bitirme ödevidir bu. Royal College of Art, İngiltere'nin en önemli sanat okulunun bitirme ödevi. Çok önemli bir şey. Bayağı önemli jüri var karşınızda, titriyorsunuz karşınızda vesaire. İngiltere'nin en önemli figürleri karşınızda ve bitirme ödevinizi onları sunacaksınız. Ve 1961 yılında öğrencilere bitirme ödevi olarak bir kadın nude çıplak ödevi veriyorlar. İşte mükemmel bir nude çıplak resmedeceksiniz falan diye. David Hockney verilen ödevi yapıyor. Sol tarafa baktığınızda bir kadın iskeleti görüyorsunuz. Daha ne kadar çıplak olabilir? Yani olabilecek en çıplak şey artık. Yani dolayısıyla ödevini mükemmel bir şekilde yapıyor. İşte bütün oranlar vesaire falan gayet de düzgün. Yani oradan geçmesi gerekiyor. Sağ tarafa baktığınızda yine bir çıplak görüyorsunuz. Fakat adamın pipisi, penisi kapatılmış mecburen. Fakat oraya da bir yazı yazıyor. Life Painting for a Diploma diye bir şey yazıyor oraya. Bir şey oluyor, jüride bir infial oluyor. Ne yapsak, ne yesek? Ve 1961 yılında ünlenmiş artık David Hockney. Şimdi bu resme bakıyorlar, gayet güzel bir kadın nüsü var. Yani fakat başka şeyler de var. Mecburen oy çokluğuyla da geçiyor, mezun oluyor. Bu resimle mezun oluyor. Ve 1961 yılında bu enteresan, size garip geliyor muhtemelen bu resim. Yani bana da garip geliyor. Bu resimle Royal College of Art'tan mezun olmayı becermiş bir sanatçı ve tamamen siyasi bir mücadele üzerinden bu tırnak içinde abuk subuk resmi kabul ettiriyor. Zorla kabul ettiriyor işte. Dolayısıyla bunlar çok önemli 60'lı yıllar içinde. Bu arada 5 saat falan olunca uyarırsın değil mi? Ne kadar oldu? Gözüm görmüyor da bir saniye ne oldu? Bayağı yarım saat olmuş. Neyse evet. David Hockney'in DNA haritasını çıkaracağım biraz. Bu resim yine enteresan bir resim. Hockney'in 60'lı yıllarda yaptığı bir resim. Bu Royal College of Art'ta düzenlediği sergilere işte dedim galericiler falan geliyorlar, ediyorlar ve bu galericilerden biri de John Kasman isimli bir galerici. John Kasman çok önemli bir isim. İngiltere'de, Londra'da White Cube dediğimiz o galeri modelini ilk kez açan birisidir. Marlborough Gallery diye bir galeri açmıştır Londra'da 63 yılında yanlış anımsamıyorsam ve John Kasman David Hockney ile anlaşır.
Çok önemli çünkü bu Marble Gallery çok önemli sergiler yapar. Amerika'nın önemli isimlerini İngiltere'ye taşıyacaktır. Franklin Tyler'ler, Pollock'lar vesaire falan. Onun dışında İngiltere'nin önemli isimlerini, genç isimlerini temsil edecektir ve John Kasman hakikaten John Kasman üzerinden David Hockney'nin o okul içindeki çok bireysel, samimi mücadelesinin bir yandan genel olarak İngiliz sanat alanına sirayet ettiğini görürüz aslında. Bu resim enteresan bir resim. Burada John Kasman'ı görüyorsunuz. David Hockney tarafından yapılmış bir portre. John Kasman yanında bir sandalye. Fakat çok dikkat ederseniz, çok biraz da bayağı dikkat etmek gerekiyor. Bu resmin üstüne bir plexiglass yapışmış durumda. Şurada hatta böyle çivileri var. Ufak ufak. Neyse. Şurada falan. Burada bu figürün önünde bir plexiglass yapıştırıyor. Arkaya baktığınızda bir resim ve gerçek hayat ile sanat arasında tuzağa düşmüş bir John Kasman figürü görüyorsunuz burada. Sanat acaba der burada David Hockney içinde yaşadığımız topluma dair bir şeyler söylüyor mu, söylemiyor mu? Acaba bazı sanatçılar veya bazı sanatsal üretim toplumdan tamamen kopuk mu, bir plexiglass sembolizmi üzerinde bunu der ve John Kasman de işte toplumun içinde miyim, dışında mıyım falan kaygılarını taşıyan bir ezik bir figür olarak yorumlanmıştır. John Kasman çok önemli bir isim. Oğlu Paul Kasman de çok önemlidir biliyorsunuz. İşte Amerika'da galeri açar Kasman Galeri. Bizden Taner Ceylan ile çalıştı birkaç sene fakat kendisi 1-2 sene önce vefat etti Paul Kasman. Babası hala yaşıyor. 93 yaşında falan galiba bu gördüğünüz adam. İşte bu şeyde Amerika'ya gittiği zaman çektiği fotoğrafları görüyorsunuz burada. İşte Andy Warhol'lar, Dennis Hopper'lar vesaire falan. 60'lı yıllarda bir İngiliz gazetesi Independent veya Telegraph, çok önemli değil, David Hockney'e bir şey verir, bir proje önerisi de bulunur. İşte Mısır'a git, Mısır'da biraz dolaş et ve oradaki izlenimlerine dair bize bir şeyler üret diye. Ve David Hockney 60'lı yıllarda ilk yarısında 63-64 galiba Mısır'a gider ve oradan çeşitli böyle resimler yapar. Ve oraya gittiği zaman Doğu kültürüne dair bir ilgi gösterecektir. Kavafis isimli biliyorsunuz muhtemelen işte Türkiye'yle de alakalı bir şair. Kavafis'in şiiri ile tanışacak mesela. Ve Kavafis'in şiirle tanıştığı zaman aynı Walt Whitman'ın çektiği sıkıntıların Kavafis'in de çektiğini falan görecektir mesela. Ve Kavafis diyemiyorum, Kavafis'in şiiri üzerine de resimler falan yapacak. Fakat burada Mısır kültürü üzerine resimler yaptığını görüyorsunuz enteresan bir şekilde. Ve yavaş yavaş demin gördüğümüz biraz böyle şeye benzeyen, Jean Dufay'nin arbüsüne, ham sanatına benzeyen vesaire falan gibi resimlerden yavaş yavaş uzaklaşarak artık yaptığı resimlerde Rönesans'tan beri süregelen Avrupalı sanatçıların içine düştükleri problemlere dair bir şeyleri kaşımaya başlar bu resimlerde aslında. İşte geometrik unsurları görürsünüz burada. Üçgen, form, işte dikey form vesaire falan gibi şeyleri görüyorsunuz ve burada çok basit, yalın bir resimmiş gibi gelebilir size. Fakat burada David Hockney hakikaten yüzlerce yılı süregelen bazı plastik problemler üzerine bir deneysellik içine giriyor. Yine bu 1963 yılında yaptığı bir resim, işte Los Angeles'taki, Domestic Scene Los Angeles diye bir resim. Fakat henüz Los Angeles'a gitmemiş durumda. Bu resmi göstermemin nedeni David Hockney'in içinde müthiş bir Los Angeles şeyi var, arzusu var. Los Angeles'a baktığınızda Londra'nın tam tersi. Londra karanlık, yağmurlu, gri bir atmosfer. Los Angeles'a baktığınızda iki katlı, tek katlı binaların olduğu müthiş güneşli, aydınlık, renkli bir atmosfer, sıcak, yağmur olmayan bir atmosfer. Onun dışında Londra'nın o ahlaki tahakkümü içinde bir şeyler yapmaya çalışan David Hockney, Amerika'da, Los Angeles'da çok rahat, özgür bir şekilde yaşayacağını biliyor. Ve 63 yılında Los Angeles'a dair özlemini de işte iki erkeğin birbirini işte yıkaması üzerinden falan görselleştirir mesela. Özgürlük ve su girmeye başlıyor mesela. Bu resmin özelliği David Hockney'in resimlerinde su önemli oluyor ve suyun işte bu resimle birlikte girdiğini görüyoruz. Mavi bir suyun Londra ortamında yeri yok. Daha böyle kahverengi su falan olabilir Londra'da. Mavi su Los Angeles'ın havuzlarında var.
İşte yine o dönemde yaptığı resimlerden birini görüyorsunuz. İki adam duşta vesaire falan gibi. Ve işte 64 yılında da gidiyor. Orada çektiği bir fotoğraf ve o gördüğümüz suyu, mavi rengi görüyorsunuz burada. Tek katlı bir Los Angeles mimarisi ve güneşli bir hava. Londra'nın tam tersi. Çok mutlu oluyor elbette. Ve oraya gidince böyle resimler yapmaya başlıyor işte. Demin gördüğünüz, anlamlandıramadığımız çocuk mu yapmış, deli mi yapmış, kim yapmış falan gibi resimleri bir kenara bırakarak böyle resimler yapıyor. Ve bildiğimiz David Hockney üslubunu artık görmeye başlıyoruz Los Angeles'la birlikte. İşte burada Peter Nick'in havuzundan çıkarken diye o dönemdeki sevgilisini görüyorsunuz burada. Enteresan, bu dönemde fotoğrafa çok merak salar. Fotoğraf çok önemli David Hockney'nin sanatında. Bu Polaroid fotoğraf özellikle. Polaroid fotoğrafları hatırlarsınız belki, kare ve geniş çerçeveleri falan vardır etrafında beyaz. Bu resme de baktığımızda kare ve etrafında geniş beyaz çerçeve gibi bir şey görürsünüz. Aslında Polaroid fotoğrafları çekip o fotoğraflardan yola çıkarak bu resimleri yapar. Baktığımızda o aydınlık Los Angeles güneşini görüyoruz artık. Suyu görüyoruz, mavi rengi görüyoruz ve mavi renk çok önemli olmaya başlıyor Hockney'in sanatında. Ve su önemli oluyor ve birkaç tane çok havuz resmi var. Göstereceğim havuz resimlerinde dikkatinizi şuna çekmek isterim. Havuzun üstündeki suyun dokusunun her resimde farklı olduğunu görüyorsunuz mesela. İşte burada böyle bir çizgisel bir şey var. Suyun hareketleri üzerinden. İşte bu havuzda bambaşka bir üst doku var. Geri döneceğim bunlara. Bu havuzda bambaşka bir çizgisel bir üst doku olduğunu görüyorsunuz vesaire falan. Neyse, bu çok havuz var. Neyse, buna dönelim. Bütün havuzları koymadım, kolumuz olmadığı için. Evet. Bu resim enteresan. David Hockney'e baktığımızda 60'lı yıllar dedik. Los Angeles'a döneceğim. Bu resim babasının portresidir mesela. Babası enteresan bir adam. David Hockney şanslı. Çünkü annesi ve babası David Hockney'i hep desteklemiştir. Yani o muhafazakar İngiliz toplumu içinde de cinsel tercihleri vesaire falan üzerinden de desteklemiştir. David Hockney'in röportajlarını falan okuduğunuzda babası hakkında şunu der mesela, çok önemli. Hiçbir zaman hayatın boyunca komşunun senin hakkında düşündüğünü kafana takmayacaksın. Çok önemli bir şey İngiliz muhafazakar toplumu açısından ve babasına baktığımızda mesela 60'lı yılların başında İngiltere'de, Amerika'da ortaya çıkan nükleer karşıtı hareketin önemli bir ismi olduğunu görüyorsunuz. Ve Soğuk Savaş esnasında Batı'da nükleer karşıtı bir hareket başlatmak aslında vatan hainliğiyle falan ölçülen bir şey. Yani sen Sovyetler Birliği'nin nükleer bilmem nesine karışmıyorsun da onlara karşı biz bir şey yaparken bize mi karışıyorsun sen vesaire falan gibi. Yani Türkiye'de çok yaşadığımız şeyler bunlar vesaire falan ve böyle bir aileye sahip. Annesine baktığımızda birazdan göreceksiniz annesini, babasını 77 yılında yaptığı resim üzerinden. Annesi vejetaryen. 60'lı yıllarda İngiltere'de vejetaryenizm diye bir hareket başlar mesela. Bu çok önemli. Vejetaryenlik şu anda çok normal, sıradan bir şey ama 50'li 60'lı yıllarda çok enteresan bir şey vejetaryenlik. Et yememek, niye et yemiyorsun falan. Yani o inek niye yaşıyor falan. Bunlar enteresan ve bu tarzı ortaya koymak, bunu kimlik olarak benimseyerek bunu yaygınlaştırma çabası annesi de var mesela. Bu büyük bir şans. David Hockney'nin bir şekilde İngiliz toplumu için cesurca mücadele etmesinin arkasında annesini babasını görebiliyoruz aslında. Enteresandır. David Hockney'in yaşadığı dönemin önemli, daha da önemli sanatçılarından biri İngiltere, Francis Bacon. Bir ressam Francis Bacon da biliyorsunuz. Francis Bacon, Lucian Freud, David Hockney. Bunlar üç tane star. Biliyorsunuz İngiliz popüler kültürünün şöyle bir huyu vardır. En önemli sanatçı mertebesi ilan edilir genelde. Francis Bacon en önemli sanatçıyken 92'de ölüyor Francis Bacon. Yeni Lucian Freud geçiyor en önemli yaşayan İngiliz sanatçı diye. 2011 yılında Lucian Freud ölünce David Hockney o şeye yükseliyor falan. Şu an David Hockney yaşayan en önemli İngiliz sanatçı. Neyse Francis Bacon'a baktığımızda Francis Bacon şanssız bir adam aslında. İşte Dublin'de doğduğu zaman çok Hristiyan, çok muhafazakar bir aile içinde doğuyor. O da eşcinsel olduğunu yavaş yavaş kavramaya başladığı zaman bir gün babası annesinin iç çamaşırlarına giymiş bir şekilde Francis Bacon'ı 13 yaşında görünce deliriyorlar. İngiltere'den kovuyorlar. Git
Berlin'deki işte yakın akraban yanına git, aklın başına gelsin diye. Fakat anne baba biraz cahil herhalde. 1920'li yıllara geldiğimizde Berlin, Weimar Berlin'e cinselliğin bütün özgürlüğüyle yaşandığı falan yani bir yerken Francis Bacon orada kendini daha da fazla buluyor. Fakat mesela Francis Bacon'ın bu dönemde yani 45, 50, 60'lı yıllarda yaptığı resimlere baktığımızda muhafazakarlık ile din ile Hristiyanlık ile bir problemi olduğunu görürsünüz. Velázquez'in Papa portresinin mesela yorumları vardır. Mesela koymadım, yani başka alanlara dalıyorum, neyse. Francis Bacon'ın resimlerinde mesela genellikle klostrofobik bir etki vardır. Açık hava resimlerinde de olsa figürlerin etrafında böyle çizgiler vardır. Kapalı klostrofobik bir etki yaratmak. O aslında Francis Bacon'ın İngiliz toplumu içinde yaşamış olduğu tahakküm ezilme halidir. Sembolik olarak David Hockney'e baktığınız bu pek yok aslında. David Hockney mutlu bir insan diyebiliriz. Dolayısıyla burada ailenin de böyle bir hakkını verelim. Yani Francis Bacon ailesinin hakkını verelim. Çocuğu eziyet ederek muhteşem sanatçı çıkarmışlar ortaya. Neyse bu babasının portresi. Babasının portresine baktığımızda işte etrafında sanatsal unsurlar görüyorsunuz. Mesela 60'lı yılların ortasında David Hockney Batı sanat tarihine bakıyor ve Batı sanat tarihiyle çok ilgilenmeye başlıyor. David Hockney'nin sanat tarihçisi olduğunu söylememiz gerekiyor. Muhteşem bir kitabı vardır. Resmin Tarihi diye Martin Gayford ile yazdığı bir kitaptır. Resmin Tarihi. Türkçe'ye de basıldı. Yapı Kredi Yayınları bastı. Bütün Batı sanat tarihini Martin Gayford ile yorumlarlar mesela. Müthiş bir ilgisi vardır sanat tarihine. Buraya da baktığımızda enteresan şeyler görüyorsunuz. Yine o anlamlandıramadığımız bir basitlik içinde, yalınlık içinde bize vermek istediği şeyler şu. Sağ taraftaki geometrik formlara baktığımızda işte kübizm vesaire falan görüyorsunuz. Bir kompozisyonda bir resimdeki strüktür, yapıyı bize veriyor aslında. Renkler var. Renk çok önemli tabii. Resimde şu çizgi üzerinden farklı renkleri görüyorsunuz. Mesela yukarıda farklı formları vesaire falan görüyorsunuz ve aslında baba portresi etrafında sanat tarihinin en önemli unsurlarını burada resmediyor bir şekilde David Hockney. İşte burada yine Los Angeles resimlerinden biri Nick Wilder, o dönemdeki başka sevgililerinden birini görüyorsunuz. Farklı, böyle yapınca sesim daha iyi geliyor galiba. Burada işte güneşlenen bir adam görüyorsunuz. Bu işte mesela 23-24 yaşındaki iki genç diye çizimler. Çizimleri de vardır David Hockney'nin. Demin bahsettiğim Kavafis'in şiirlerinden yola çıkarak mesela bu çizimleri yapacak. Bunlar da David Hockney'nin 60'lı yıllarda yaptığı önemli şeylerden biri. İşte Kavafis'in İskenderiye'deki portresini görüyorsunuz mesela. Bu Kavafis'in işte İskenderiye'deki evinin ne gider, orada kendi hayalinden onun portresini falan yapacaktır. Mesela burada 60'lı yıllarda David Hockney'nin resim yapma yöntemini görüyoruz. Demin dedim ya Polaroid fotoğrafları çok kullanıyor. Resmini yapacağı insanların veya ortamın, manzaranın bir sürü fotoğrafını çeker, yüzlerce fotoğrafını çeker. Daha sonra aralarından fotoğrafları seçerek yan yana falan vesaire falan koyarak bir kompozisyon oluşturur. Daha sonra bu fotoğraflardan yola çıkarak mesela bu resmi yapar. Bu resmi yapma yöntemi bu kadının karşısına tuvalini falan alıp saatlerce bana poz ver falan diye bir yöntem değil. Bu figürün fotoğraflarını falan çekip fotoğraflara bakarak bu resmi yaptığını görüyorsunuz. Mesela ve işte Los Angeles mimarisinin yatay mimarisi, ışık aydınlığını görüyorsunuz ve bu dönemlerde akrilik dediğimiz bir boya söz konusu oluyor. İkinci Dünya Savaşı sonrasında akrilik boyaya baktığımızda çok daha renkli, çok daha aydınlık bir etki yarattığını görürsünüz. David Hockney'in resimleri, aşağıda gördüğünüz resimlerden farklı olarak özellikle erken dönemde insan vardır. Hep insan vardır. Bu resimde de baktığınızda insan görmüyorsunuz ama insan var. İnsan atlamış suyun içinde çıkacak. İnsan olduğunda atlama esnasında etrafı fışkırttığı sulardan anlıyorsunuz. Bu resim çok yalın, basit. Bu resim neden çok çok önemli? Bu resmin önemini şöyle açıklamaya çalışayım size. Biraz ders gibi oluyor, kusura bakmayın ama ben de bakınca yeni şeyler görüyorum burada resimde. Mesela şuna baktığımızda işte Rönesans'tan beri süre gelen sanatçıların bütün kafalarındaki plastik sorunları burada tartıştığını görürsünüz David Hockney'in.
Şunu demek istiyorum. Mesela yatay dikey karşıtlığı vardır şeyde resim sanatında. Yatay bütün kompozisyonu yatay bir şekilde yaptığınız zaman biraz böyle rahatsız edici bir şey olur. O yataylı dengelemek için dikey bir şey koymanız gerekir. Çıplak bir kadın poz veriyorsa yana dikey bir perde koyarsınız mesela. İşte yatay dikey karşıtlığı üzerinden bir denge oluşturulur. Buraya da baktığımızda yatay dikey karşıtlığı için gerek var mı yok mu? İki tane ağaç dikiyor buraya. Yani buradaki iki ağaç güzel gözüküyor, estetik bir değer katıyor diyebiliriz. Fakat bu iki ağacı buraya resmetmesinin nedeni buradaki yatay mimarinin yataylığı ile bir dikeylik karşıtlığı oluşturup kompozisyona denge katmak aslında. Ve ön tarafa geliyorsunuz. Ön tarafta bir tramplen var. Tramplene baktığımızda diagonal bir şekilde resmettiğini görüyorsunuz. Olmayabilir. Yani tramplene havuzun bu sağında bize böyle cepheden bir açıdan da verebilirdi. Diagonal bir şekilde veriyor. Şimdi bu trampleni yokmuş gibi farz ettiğiniz zaman işte sadece havuz var mesela. Çok böyle boşluk olan bir kompozisyon göreceksiniz. Çok da derin olmayan, sığ olan bir kompozisyon göreceksiniz. Fakat buraya diagonal bir şekilde trampleni koyduğunuz zaman derinlik katıyor mesela buraya. Ve derinlik çok önemlidir. Batı resminde derinlik neden önemli? Çünkü resim sanatı dediğimiz ifade alanının en böyle kabaca tanımlamak gerekirse, bunu da 102 kere duydunuz herhalde önümde oturan öğrenciler olarak, resim sanatı, benim şeyim yanlış da olabilir, en temel meselesi iki boyutlu bir satıh üzerinde üç boyutluluk yanılsaması yaratma çabasıdır. İki boyutlu satıh derken tuval olabilir, duvar olabilir, tavan olabilir, mağara duvarı olabilir. İki boyutlu bir satıh üzerinde üç boyutluluk yanılsaması yaratmak. Duvara baktığımızda onun duvar olduğunu bilmemize karşın orada bir derinlik yanılsaması görürüz. Mesela Michelangelo'larda, Leonardo da Vinci'lerde yanılsama. Bir sanatçı bizi ne kadar iyi aldatıyorsa o kadar iyi sanatçıdır. Enteresan bir ilişki. Yani resim sanatıyla izleyicisiyle resim sanatını üretenler arasında böyle enteresan çelişki bir ilişki vardır. Beni ne kadar iyi kandırıyorsa o kadar iyi sanatçı. Ve karşılıklı bir centilmenlik anlaşması var. Çaktırmadan kandırmıyor aslında. Ve buradaki en önemli şey derinliktir mesela. O yanılsamayı yaratacak olan şey derinliktir. Burada diagonal bir tramplen görmeseniz burada bir derinlik görmeyeceksiniz. Yanılsamanız daha basitleşecek. Ve işte bu meselelere kafayı yoruyor aslında. Çok basit, çok yalın olup da en temel plastik meseleleri sorunsallaştırması yüzünden David Hockney çok çok önemli sanatçı. Baktığımızda rengarenk güzel resimleri üzerinden, onlar da çok önemli elbette. Fakat sanat tarihinin özgü yeri aslında bu mesele, teknik mesele. İşte yine aynı şey, bir sürü çektiği fotoğraf üzerinden böyle bir resim yapıyor. Enteresandır. Dikkat ettiğinizde böyle portre, ikili portrelerine baktığımızda şöyle bir huyu vardır. Hockney'nin yine karşıtlık üzerinden bir denge oluşturur. Bir figür bize bakar, bir figürün bizimle alakası yoktur. İşte alakasız yere bakar. Sol taraftaki adam başka bir yere bakıyor. Kadın bize bakıyor mesela burada gördüğünüz üzere. Yine o yalın tek katlı Los Angeles mimarisini vesaire falan görüyorsunuz. Ve o dönemde 60'lı yıllardaki Los Angeles'ın önemli koleksiyonerleri karı koca bunlar. Ve David Hockney bunları çok yoruyor. Yüzlerce fotoğrafını çekiyor. Şurada dur, burada dur, aman şöyle çekeyim vesaire falan diye. En nihayet böyle bir şey ortaya çıkınca da bu ne ya, bunun için biz sana sipariş verdik diye nefret ediyorlar bu resimden falan. Böyle sorunlar da var. Herkes anlatmıyor David Hockney saatlerce bunları muhtemelen. Şeyde bu mesela 71 yılındaki en ünlü resimlerinden biri. Arkadaş çevresinden resimleri. Burada 3 tane figür görüyorsunuz mesela. Çok böyle 3 figürlü resimleri yok bu dönemde. Şeyler Clark, yani şeyde bir karı koca fakat bir kedileri var. Bu enteresan bir şekilde demin dedim iki figür olduğu zaman birisi bize bakıyor birisi bakmıyor derken burada iki insan doğrudan bize bakıyor. Çünkü bize bakmayan bir kedi var alakası yere bakıyor mesela gördüğünüz üzere. Şimdi bu resme baktığınızda çok basit, yalın, güzel de görebilir, gelebilir renk falan üzerinden. Fakat aynı şeyi biraz tekrarlayacağım burada. Çok temel, yalın meseleler burada aslında görselleştiriliyor. Mesela baktığımızda deminki tramplen gibi buraya bir masa koyuyor. Diagonal olarak koyduğunu görüyorsunuz. Ve diagonalite üzerinden bir derinlik burada söz konusu oluyor mesela. Bu masa burada olmasa buradaki iki figürün bu mekan içindeki daha da ortada durduğunu o kadar algılayamayacağız. Mesela anlatabiliyor muyum? Veya şey yapıyor, arkaya bir pencere açıyor.
arkaya pencere açtığı zaman müthiş bir perspektif katıyor. Derinlik kattığını görüyoruz mesela. Bu pencere açma mevzusu çok karşımıza çıkar Rönesans'tan itibaren. Özellikle Matisse bunu çok uygular. Matisse'in iç mekan resimlerine baktığınızda illaki bir pencere vardır. O pencereden dış mekanı görürsünüz ve dış mekan ile pencere üzerinden iç mekan arasında bir geçişlik yaratır Matisse mesela. Matisse'den de çok etkilenmiştir. Matisse'den sırf Matisse'in renk yorumları üzerinden değil, Matisse'in kafasına taktığı aslında çok da ortaya da dökmediği plastik meselelerden çok etkilenmiştir David Hockney. Burada da onu görüyoruz mesela bu pencere mevzusu üzerinden. Bu en ünlü resimlerden biri biliyorsunuz falan 60'lar dedik ama İngiltere kültürü falan gitti ben resimlerde. Neyse şeyde biliyorsunuz bu resim çok bir rekorlar kırdı. Birkaç sene önce bayağı bir 100 milyon dolar falan gibi bir şeyler galiba satıldı. Bu işte bildiğimiz bir David Hockney resmi aslında. Yine bir havuz görüyorsunuz. Demin gördüğünüz havuzlardan farklı bir doku yine karşımıza çıkıyor. Burada bir adamın sevgilisinin yüzdüğünü falan görüyorsunuz. İki tane figür. Fakat işte bu resme baktığımızda mesela şu sağda havuzun kenarında dik duran adam. Bunu resmetmek için bu adamı, o dönem arkadaşı İngiltere'deki bir parkta yüzlerce fotoğrafını çeker böyle mesela. Daha sonra bu fotoğrafa bakarak alır o adamı. İşte gördüğünüz gibi burası boş mesela resmi yaparken görüyorsunuz burada. Bir kolaj gibi yapıyor aslında, bir puzzle gibi üst üste yapıyor. Fotoğrafa bakarak sağdaki havuzun kenar üstüne o fotoğraftaki pozunu yerleştiriyor mesela. Bunları boyayla yapıyor, fırçayla falan yapıyor. Yani kolaj değil fakat zihniyet olarak bir kolaj var karşımızda. Bambaşka fotoğrafların bir araya getirilmesi söz konusu burada. Bu da hakikaten David Hockney'nin enteresan bir yöntemi. Bu bir filmdir. 1970'li yılların başında çekilmiş bir film. Bigger Splash, deminki şeyin resmi de ismi. David Hockney'nin 70'li yıllara kadarki hikayesidir aslında. Kendisi de falan oynar. İnternette pek yok galiba. İsteyene ben galiba yollayabiliyorum. Ben de olabilir. Bu işte demin bahsettiğim Hockney'nin ailesi. Annesini, babasını görüyoruz. İki kere resmetmiştir. Çünkü bir tanesinin babası hiç sevmez, haz etmez, pek olmamış falan der. O yüzden bir kere daha resmeder. Aynı Hockney tarzını burada görüyorsunuz. İki tane figür. Birisi bize doğrudan bakıyor. Annesi, baba bizi takmıyor kafayı, başka yere bakıyor. Fakat işte burada annesine babasına olan saygı görürsünüz. Francis Bacon'da anne baba yoktur mesela hiç resimlerinde. Fakat Hockney'de vardır. Burada yine enteresan ufak ayrıntılar üzerinden bazı plastik meseleler karşımıza çıkar. Buraya bir ayna koyar. Koymasına gerek yok. Ayna koyduğu için biz David Hockney'i görürüz. Aslında bu resim bakan biziz, izleyen biziz. Ve kendimizi ayna üzerinden kendimizi görürüz mesela buradan. Enteresan bir yöntem. Yeni bir şey değil. Bunu Rönesans'ta falan görüyoruz. İşte Arnolfi'nin düğünü falan vesaire falan gibi 15. yüzyıllık Kuzey Rönesanslarında falan görüyoruz ama zaten anlatmak istediğim şey o. Bütün Batı resim tarihini görüyorsunuz David Hockney'nin bu basit yalın resimlerinde. O yüzden çok çok önemli. Çok çok önemli lafını kaç kere tekrarladım bilmiyorum. Ve burada annesinin babasının ne kadar entelektüel olduğunu da göstermek için buraya mesela kitaplar vesaire falan koyuyor. Bu deminki resmini beğenmediği için babası tekrardan böyle bir resim yapar. Babası niye beğenmedi bilmiyorum. Babası bu sefer uzaya doğru bakmıyor. Gazete okurken falan görüyorsunuz burada herhalde. Daha entelektüel mi göstermek istiyor. Aşağı baktığınızda farklı kitaplar vesaire. Burada yine bir ayna görüyorsunuz. Kadın doğrudan bize bakıyor. Geldiğimizde bu sallanan 60'lar meselesine geldiğimizde bir saate bakayım bir saniye. Eyvah. Saat 6, tamam. Sağlanan 60'lara dönelim. En azından başlığın içini biraz doldurayım. Bu sağlanan 60'lara geldiğimizde şöyle meseleler var. David Hockney'nin bu mevzunun içinde olması, 70'li yılların başına geldiğimizde David Hockney hala belli bir mücadele içinde. Güzel paralar kazanıyor. Los Angeles'ta işte güzel bir hayat sürüyor. Fakat kafa hala Londra'da. İşte o doğdu, doğmuyor ama en azından oradaki memleketinde kafa orada.
ve 60'lı yılların sonlarına doğru İngiliz muhafazakarlığı karşı bir saldırı başlatır. 1959'da aslında bir kanun çıkar, müstehcenlik kanunu. Bizim Turgut Özal çıkarmıştı biliyorsunuz. Şeyleri, gençleri müstehcen yayınlardan koruma kanunu muydu, neydi, öyle bir şey vardı. Muzur yasası vesaire. Huzur neşriyattan koruma yasasının aynısını çıkarırlar İngiltere'de. Muhafazakarlığın saldırısıdır aslında. Sağlanan 60'lara dair müthiş bir sansür yasasıdır. Bizdeki olduğu gibi Turgut Özal zamanında. Ve buraya baktığınızda David Hockney buna karşı da bir şeyler der aslında. Ve burada ona dair bir iki bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bu sağlanan mevzulara dair. Sansür, evet. Buradaki ilk önemli davalardan biri şu olur. D.H. Lawrence çok önemli bir İngiliz edebiyatçı biliyorsunuz, romancı. Onun 1928 yılında yayınladığı bir roman var, Lady Chatterley'in Sevgilisi. 1928 yılında bunu İngiltere'de yayınlayamaz. Kendi özel olarak basar, eşe dosta falan dağıtır. Daha sonra 1929 yılında İtalya'da basmak zorunda kalır. Ve İngiltere'de 1960'a kadar falan basılmaz. Yani İngiliz 20. yüzyıl edebiyatının en önemli eserlerinden biri Lady Chatterley'in Sevgilisi. Basılamaz. 1960 yılında basıldığı zaman sansür yasası devreye girer ve yasaklanır Lady Chatterley'in Sevgilisi 1980 yılının ortasına kadar. Neden? İçinde fuck kelimesi geçmektedir. Bir de cunt kelimesi geçmektedir içinde. Fakat asıl mevzu burada işte sik veya am kelimelerin geçmesinden ziyade aslında oradaki romanın içeriğidir. Oradaki İngiliz ahlakına karşı çıkan insanların kendi özgürlük cinsellikleri üzerinden özgürlük arayışları arasında edebi bir şekilde dile getirilir. Çok rahatsız eder İngiliz muhafazakarlarını. Oradaki cunt veya fuck kelimelerini bir bahane olarak kullanarak Lady Chatterley'in Sevgilisi romanı basılmaz mesela bu sansür yasası yüzünden. 60'lı yılların başında Kıbrıslı bir sanatçı, Rum bir sanatçı, onun bir iki şeyini göstereceğim. Kırık gözlüğümle bir saniye. Stas Paraskos. Stas Paraskos bir sergi açacak Londra'da. Ve Stas Paraskos'un bu resimleri mesela bu sansür yasasının ikinci önemli kurbanı olur. Davalar açılıyor. Bu davalar gündeme geliyor. Gündelik basına yansıyor. İşte özgürlük savunucuları söz konusu oluyor. Sansür yasasını savunanlar söz konusu oluyor ve Stas Paraskos isimli Rum sanatçının bu resimlerinin İngiliz siyasetin gündemini belirlediğini görüyorsunuz mesela. Muhafazakarlık ile sallaya sallaya devirmedikleri muhafazakarlık ile yeni kuşak gençlerin zihniyeti arasındaki mücadele aslında bu sansür yasası, bir intikam yasası aslında. Ve buradaki en önemli davalardan biri şu oluyor. Oz diye bir dergi yayınlanır 1960 yılların ortasında. Aslında bir Avustralya dergisi ilk kez Sydney'de yayınlanıyor. Tamamen işte erotizm, cinsellik ve özgür, yani cinsellik devrimi üzerine bir dergi aslında. İlk önce Avustralya'da yayınlanıyor, daha sonra 1960 yılların ortasında İngiltere'de yayınlanmaya başlıyor. Dergiye baktığımızda o dönem için hakikaten biraz böyle tırtıklayan, kaşıyan bir dergi. Mesela bu dergiye baktığımızda bu dergi 28. sayısını şöyle bir şey yapmaya karar veriyor. Lise çağlarındaki 20 tane 10 teenage öğrenciye teklif götürüyorlar. Gelin bizim 28. sayımızın editörü olun diye. Ve 48 sayfalık bir dergi yayınlanıyor. Bu 48 sayfalık dergi İngiliz yepyeni kuşağı, yani 10'lu yaşlardan bahsediyoruz, onların oluşturmuş olduğu bir dergi. İşte burada baktığımızda sadizmin, BDSM'i, mazoşizmin işte normalleştirilmesi, işte eşcinselliğin normalleştirilmesi, işte public, kamuya açık olarak fiziki münasebetin normalleştirilmesi gibi mevzuların genç İngiliz kuşağında normal olduğu ortaya çıkıyor. Ve hakikaten de 60'lı yılların başında yaşatılmaya başlatılan devrim başarıya ulaşmış aslında. Ve biz Oz dergisi üzerinden bunu görüyoruz. Fakat deliriyor İngiliz muhafazakarları. Ya çüş diyorlar, ortaokul, lise öğrencilerine yaptırdığınız şeye bakın falan. Ve dava açılıyor elbette Oz'un şeylerine, yayıncılarına. Ve Oz'un yayıncıları 3 tane haylaz genç İngiliz'dir. Ve bu dava müthiş gündeme oturuyor İngiltere'de. 70'li yılların başında
71 yılında 1-2-3 ay kadar sürüyor bu dava. Bütün gündelik basın ve müthiş protesto gösterileri, işte Yoko Ono'lar, işte şeyler, John Lennon'lar falan en başta. O dönemde Yoko Ono'nun bir şeyi var, grubu var, Plastic Band galiba. Ve şeyin üzerine bu şeyinde sırf tepki olarak da yeni bir grup kurarlar mesela. Elastic Oz Band diye. Ve Elastic Oz Band mesela bir single çıkartır Yoko Ono ve John Lennon ile. İşte God Save Us aslında God Save Oz olarak geçecektir bu şarkı sözleri içinde. Ve müthiş bir kamuoyu oluşturulur Oz dergisi üzerine. Şimdi baktığınızda 2022 yılında Türkiye'de baktığınızda bazılarımız için bile provokatif olabilir. Yani burada lise öğrencilerini çağırıp da böyle bir sayı yayınlatmak rahatsız edici olabilir hakikaten. Fakat zaten rahatsız etmek önemli. Provokasyon çok önemli. Provoke etmediğiniz zaman toplumu yönlendirmek, toplumu değiştirmek, o toplumu oluşturan bireylerin içine girmiş oldukları o rutinde farkındalık yaratmak için provokasyon önemli bir şey aslında. Ve Oz dergisi çok çok önemli, provoke ediyor işte. Ve provoke ettiği için de yargılanıyor bunlar. Ve bunlar protesto olarak mesela o dönemdeki İngiliz orta öğretimdeki kız öğrencilerin üniformalarını giyiyorlar davalarda. İşte burada kız öğrenci üniformalarıyla falan o hakimlerin karşısına çıkıyorlar protesto olarak vesaire falan. Ve işte David Hockney tabii ki bunları destekliyor ve Oz dergisi mali olarak büyük cezalar yiyor. İşte 40 bin şeyi var, tirajı var çok önemli o dönemde. Fakat bu şeyler davalar falan yüzünden mali olarak çöktüğü için destek hareketi başlar. David Hockney bunun başını çeker. David Hockney demin gördüğünüz 3 afacan ortağın işte böyle bir resmini yapacaktır. Mahkemede savunma yapmayı bekleyen burada ortakları görürsünüz ve çırçıplak olarak resmeder mesela işte penisleri vesaire falan ortada. Fakat David Hockney'in bunların çıplaklığını yorumlamasına baktığımızda erotik bir çıplaklıktan ziyade doğal bir çıplaklık olduğunu görürsünüz mesela. İşte burada 60 yılların başındaki o cinsel devrimin aslında cinsellik dediğimiz şeyin kendi bedenlerimizden duyduğumuz hazdan utanmamamız gerektiğine dair bir içeriğe sahip olması gerekliliği. Niye utanıyorsunuz? Yani birisi size dokunduğunuzda bundan haz duyduğunuzda niye utanıyorsunuz? İşte ve buna karşı bir duruştur mesela bu basit yalın çizim. Anlatabiliyor muyum? Birinin sahip olduğu fiziki özellikten utanılmaması gerektiği ve o yüzden David Hockney 70'li yılların başına geldiğimizde de yine siyasi bir tavır içinde aslında. Demin gördüğünüz o tatlı Los Angeles mavi, güzel, çok değerli teknik olarak vesaire falan resimlerin yanı sıra hala kafa burada. Çünkü mücadele etmesi gereken bir şeyler var. Ve bu dava, Oz davası sağlanan 60'ların sonu olarak kabul edilir. Hapse girerler üçü. Asıl büyük suçlamadan kurtarırlar fakat alt suçlamalar yüzünden hapse girerler. Demin gördüğünüz işte polis işkencesine falan maruz kaldıklarını falan söylerler. Fakat dava o kadar şey gündeme oturmuştur ki karar aşamasından bir gün önce İngiliz Adalet Bakanı falan bunlarla görüşür. Allah aşkına bir şeyler yapın, bu iş o gündemden düşsün falan diye reddederler bunlar vesaire falan. Fakat 73 yılına geldiklerinde iflas eder dergi ve kapanmak durumunda kalır. Ve 73 yılında Oz dergisinin kapanması Hockney'lerin falan desteğine rağmen o sağlanan 60'lar dediğimiz İngiliz döneminde kapanışı anlamına gelir. Dolayısıyla Hockney'in yapmış olduğu bir çizim sağlanan 60'larında son kapağıdır aslında, arka kapağıdır diye. Artist bir bitiriş yapayım. Evet. Evet. Yani Hockney üzerine çok konuşulacak bir sanatçı aslında. Ben erken dönemine değinmek istedim. Aslında yani demin bahsettiğimiz teknik meseleler, sanat tarihi falan meseleleri dışında benim önemsediğim mevzu bu. Yani içinde yaşadığımız gittikçe muhafazakarlaşan toplumumuzda bu mevzular gittikçe tabu olarak kabul edilirken, suç olarak kabul edilirken, anormal olarak kabul edilirken David Hockney gibi çok önemli bir serginin gerçekleştirdiği bir mekanda bu meselelerin gündeme gelmesini istediğim için Hockney'nin 60 yılların başındaki siyasi mücadelesini ben size anlattım aslında. Ben kendi çapımda siyasi bir şeyler yapıyorum işte.